Mert Tarım Makine. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mert Tarım Makine Efe Geziyor'u sunar. Merhabalar efendim, bir Efe Geziyor bugün. Yükselen kent Buharkent'teyiz. Buharkent Aydın'ın ilçesi efendim. Bildiğiniz gibi gerçekten işte burası incirin öz vatanı diyorlar. Yani kuru incir olsun, yaş incir olsun. Burada 12 ay her türlü sebze meyve bulabilirsiniz. Biz bu güzel Buharkent'i bugün sizin için pazar yerini gezeceğiz. Ve hemen gördüğünüz gibi güzel bir anıtın önünde duruyoruz. Neden duruyoruz? Burası tabii Efeler de diyarı da diyebiliriz. Çünkü Efe oyunları da oynanıyor buralarda benim bildiğim kadarıyla. Biz festivalde gelmiştik. Önceden de dolaşmıştık. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hiç bekletmeden Efe Geziyor Buharkent pazar yerinde başlar efendim. Sarılayım beline, gençlik elden gidiyor. Sarılayım beline, toprak bardakta bekmez, yerim yerimde bitmez. Seni böyle sevmezsem cilven beş para etmez. Toprak... Efendim demiştik ya işte sebzesiyle meyvesiyle Buharkent zengin. Neden zengin? Bakın burada mandalin 5 TL. Niye 5 TL? Çünkü bu bölgenin mandalini efendim. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Yusuf Şahin. Buralı mıyız? Evet, Buharkent, Aydın. İnşallah. Bunlar Buharkent ürünleri. Buharkent'in mandalinleri. Meyveleri. Yani şimdi sebzesi. İncirle başlıyor. İncirle başlıyor. Mandalin. Zeytin, hep zeytin, mandalin hepsi de var yani bizim burada. Olmuyor yok yani. Olmuyor. Şöyle pazar yerine baktığımızdan bol değil mi? Evet, evet. Ne güzel. Boldu. Her taraf boldur yani. Cepsesli var, pırasa, kereviz, akbaş. Hepsi lahanasıyla meşhur yani. Evet. 12 ay burada sebze meyve bulabiliriz. Peki evet. Abi maşallah bura bu adı? Üç yaprak buna. Üç yaprak mandalin diyoruz. Üç yaprak mandalin. Tatlı oluyor değil mi? Tatlıdır. Bu? Çekirdek yoktur. Çekirdek yok. Evet. Peki soy bakalım diye bakalım. Ha, soyu bilirsin. Kendin soy. Kendim soyum. Kendin soy. Hadi soyalım bakalım Kadir. Kendi soy kendi. Kendim soy kendi. Kendin yiyebilirsin hocam. Ha. Neyse hangisini soyan ben? Onu kameraman soysun. Kameraman soy. Evet. Bakın Buharkent'in o güzel mandalini tadacağız. Adı neydi? Üç yaprak diyor. Üç yaprak cinsi. Diyorlarmış burada cinsi. Evet, cinsi üç yapraktır. Tatlıdır. Rahmet diyorsun. Biraz da tatlı içerdin. Evet, bayağı tatlı abi bu maşallah. Evet. Biraz da yağmur olsa daha güzel tatlı içerdin. Evet. Yağmur olmadığı için. Evet. Yine normal yani. Fiyatlarda... Hani karpit yok. Karpit ilaç yoktur yani. Doğal yani bu. Doğal yani. Evet. Peki zengin şişesiyle. Peki abi buradan böyle sen müşterilerine selam söyle bakalım. Hayırlı günler dilerim. Abimi bulun bakın bu güzellikten yararlanın diyoruz. Evet efendim biz programın başlar başlamaz mandalini doyduk Kadir'imle beraber. O bir ondan gerçekten bereketli topraklar içindeyiz. Bakın portakallar, mandalinler, marullar hepsi buranın ürünleri. Bakın artık Buharkent'in o güzel portakalları da çıkmış, satılmaya başlamış. Efendim kaç para acaba portakal? Portakal 8 lira. Portakal 8 lira. Mandalin? Mandalin de aynı. Mandalin de aynı. Bakın burada 8 lira, orada 5 lira. Marul burada. Cevizler de öyle. Buranın en zengin toprakları. Fındığından, kestanesinden. Bak işte ablamla abim oturmuş, müşteri bekliyor. Nereden geldiler acaba? Efendim merhaba. Buyurun. Nereden geldiniz? Biz Kuyucan Taşol köyünden geldik. Yani burayı bağlı değil mi? Evet. Ürünler hep kendinizin mi? Evet. Maşallah. Peki nasıl işlerimiz? İyi. Ne İyi. Sizin köyde ne oluyor en çok? Domates, biber, patlıcan, evet. Elma, kestane. Maşallah. Öyle saydığın zaman her şey var gibi bir şey. Aynen. Peki incir?
İncir bizim orada olmuyor, burada oluyor. Buharkent oluyor. Buharkent oluyor. Evet. Ama siz tabii o bölgenin ürünleri bunlar. Gördüğünüz gibi bakın efendim, fındık, kestanesi. Mesela kestaneniz ne kadar? Nasıl? Fiyat olarak? Evet. Şu 15 lira. 15 lira. Evet, bakın bu kestaneyi buraya geldiğiniz zaman 15 liraya alabileceksiniz. Eğer yolunuz yakınsa Buharkent'te, Denizliler, eğer yolunuz yakınsa gelin bu kestanelerden alın diyoruz, değil mi abi? Evet. Sizi tanıyorum. Tayfun Özer. Tayfun, nasıl işler? Ben Mendire çalışıyorum. Mendire. Tekstilde çalışıyorsun. Tekstilde. Maşallah. Boş mu bugün de öyle? Yok, 4-12. Yardıma geliyorum. O yüzden yardıma geliyorsun. Evet. Peki, Allah kolaylık versin. Sizi tanıyanlara, eşiniz, dostun buradan bir selam söyleyin bakalım. Selam olsun. Hepsi selam olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet. Demiştik ya, bakın şu fındıkları da bakın. Buranın fındıkları. Yani çok bereketli topraklar gerçekten. Salatalığı, fasulyesi, kivisi. Merhaba. Hayır işler, hayır işler, hayır cumalar. Sağ ol. Nasılsın bakalım? İyilik Allah'ım şükür. Nasıl, pazara mı geldin? İhtiyaç meselesi. Herkesin ihtiyacı. Köylü vatandaşın mutlaka haftada bir ihtiyacı. Geliyor, evet, evet, evet. Sen nereden geldin? Kabağaç, Sarayköy Kabağaç. Ha, Sarayköylüsün, evet. Sen buraya geldin. Vay. Burası 4 kilometre, bize yakın da ona. Ha, size yakın ya. Tabii. Sarayköy 17 kilometre. Girişte, evet. Evet. Maşallah. Nasıl pazar, nasıl gördün fiyatları abi? Güzel. Fiyat tabii. Herkes göre denişebiliyor. 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 Biraz uygun gibi yani. Burada belki nasıl desem, burada imalat çok olduğu için olabilir mi? İmalat çok tabii, üretici bol. Üretici çevre bol. Köylerde. Mesela Sarayköy buradan daha yönet. Daha iyi mi fiyat? Tabii, buranın pazarı orada daha iyi. Vallahi, Allah Allah. Orada daha bolluk. Daha bolluk. Fiyat da ucuz. Fiyat da uygun. Buradan çok uygun. Allah Allah. Buradan çok İnşallah uygun. Bir günde oraya gelelim, evet, diyor. İnşallah. Peki abi, sen de böyle köylülerin ya, eşin, dostun gibi selam söyle bakalım. Bay bay. Şimdi tam böyle kestane zamanı. İşte neden? Havalar soğuyor. Eğer sobanız varsa o güzelim kestanelerden koyacaksın sobanın üzerine. Değil mi Kadir'im? Biz geçen sefer Kadir'imle bir kestane aldık. Nereden aldık? Babadağ'dan aldık. Babadağ buraya yakın. Bu bölgeler hep kestane bölgesi. Bakın burada irili ufaklı koymuş. Efendim merhaba. Sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz abi. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Bu ürünler nereden geldi? Taşoluk'tan geldi. Taşoluk'tan. Yaylı'dan. Taşoluk, yani Buharkent'in bir mahallesi, değil mi? Yayla. Yaylı'dan geldi. Yaylı'dan geldi. Yaylı'dan geldi. Yani yaylanın Kuyucan kestanesi ya, daha güzel. Kuyuca. Kuyucağa bağlı Taşoluk yaylası. Peki, nasıl işlerimiz? Satış oldu mu? Oluyor abi, Allah'a şükür be. Halimiz göre oluyor. Allah bereket versin. Bereketin çoğalsın. Peki ne kadar bizim kestaneler? Burası 50 lira veriyoruz abi. Evet. Burası, burası 20 lira. 20 lira. Maşallah. Yani büyüklü küçüklü ama aynı. Aynı aynı. Aynı. Yani uygun mu fiyat? Uygun uygun. Uygun. Evet. Bak abim, ablam diyor ki uygun. Çünkü nereden? Bu ta köyden, ha, yayladan köyden gelmiş kestane, değil mi? Çırttırması 1 milyar çırttırıyoruz abi ya, bahalı. Yani işçilik de. Tabii, başından aktı, öl topladık. Allah kolaylık versin. Sağ ol, sağ ol abi. Sağ ol, sen, sağ ol. Seni belki televizyonda görür, eş dost bir selam söyle buradan. Merhaba. Peki, çok teşekkür ederiz. Mandalinden de oradan, bakın cevizler, tahminim bunlar da biberler. Vallahi ya, bol bolluk içinde. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk bakalım, nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. Sen nereden geldin buraya? Ben buralıyım zaten. Buralısın, evet. Vay, Buharkentli abim, evet, benim. Evet, evet. Ne satıyorsun sen? Ben zeptçilerimizim, şu gördüğünüz zeptçilerimiz, kendi bahçemizin valla. Maşallah, seni doğal sergi büyük yani, hem evet, sağ hem evet, sollu gibi. Aynen aynen, arkalı önlü. Yani burada, şu anda enginar zamanı mı? Kereviz mi ama? Enginar şu anda kereviz zamanı. Şu anda kereviz zamanı. Evet, enginar şu anda olmaz. Evet, şu anda bakın şu kerevizleri, evet, tam zamanı, evet, artık kış aylarında böyle kıymalı mı yapacaksınız, evet, patatesli? İçi nohutlu. İçi nohutlu. Nohutlu, evet. Tabii biz bilmiyoruz abi bunlar. Bizim çok bizim güzel olur. Bizim bölge biraz enginarda, kerevizde zayıf kaynağı. Değil mi? Ya, evet. Sen ya, geliyormuş Denizli bölgesi. Ben Denizli merkeze ben de geliyorduk. Evvel Galiçin'e geliyorduk ama Galiçin'e bitti. Oranın insanı, hatta gideceğim ben, devam edeyim. Çok güzel pazar vardı. Bu hareketle gelmesin dediler, sokmadılar. Biz de terk ettik yani, Denizli'ye girmiyoruz şu anda. Biz burada satıyoruz diyeyim. Ha, burada satıyoruz Allah'a. Allah hayırlı işler versin. Yol parası yok, yol parası yok. Merkeze topluyoruz, evet, koyuyoruz diyorsun yani. Peki abi, hayırlı işler. Hoş ol. Sen İyi ol, sağ ol. Müşterilerin bak bakalım. Ya, sağ ol. Evet, diyor ki abim bakın, o da yani
Ne yapsın, kolay bir iş değil gerçekten bu işler. Bu arada yağmur da çilemeye başladı. Bak ablamla da konuşalım. Ablam kestaneyi üçe bölmüş. Demek ki 50, 100, 150 mi? 50, 20, 30. 30. Yani bakın maşallah fiyatı da uygun. Değil mi abla? Ablam dedi ki bunu getirmesi, silmesi bir para. Silmesi 1 milyar istiyorlar. Allah Allah. Peki hani gömüye mi yoksa ağaca göre mi? Gömüye. Akşam kadar hani akşam kadar silecek. Hani 5'te çıkıyor onlar, 8'de girse. Evet. 1 milyar gömüye. Peki Allah hayırlı işler versin. Oldu ablam. Sağ ol. Evet, Aydın Kuyuçak buraya yakın sevgili izleyiciler. Buhar kente yakın ama oranın bir köyleri var. O köylerde domatesi meşhur. Benim bildiğim kadar. Doğru mudur abla? Elması bak. Elması da meşhurmuş. Kirazı meşhur. Ha, kirazı meşhur. Eri her şeyi var yani. Emme üretici para kazanmıyor. Neden? Para etmiyor. Her şey gübresi pahalı, ilacı pahalı, mazot pahalı, çiftçilik her şey pahalı. Gerçekten. Getirmesi, götürmesi. Getirmesi, götürmez derken para kazanmıyor, üretici para da kazanmıyor. Allah kolaylık versin herkese. Gerçekten hem alıcıya hem satıcıya zor bir zamandayız. Allah kolaylık versin. Sizin orada benim bildiğim kadarıyla domatesi çok güzel, değil mi? Domates lezzetli olur, güzel olur, doğal. Sera domatesi benzemez, güzel olur yani, yerli domates. Tarafta program çekmiştik yine Kadir'le. O zaman görmüştük sizin domatesleri. Yazı doğru gelmiş. Geldiniz mi bizim? Çilek meşhur olu. Evet. Her şey gelmişsiniz, bu çekilmiş de dediler yani. Vallahi bir gün de Kuyucak'a gidelim. Kuyucak ilçesine de ziyaret edelim. Buradan eğer bizi izleyenler Kuyucaklı arkadaşlar, ya siz gelin biz size işte orada gezdiririz, gösteririz, yardımcı oluruz derlerse oradan da bir haber vermiş olalım. Peki ablacığım, annemle beraber şöyle bir el sallayıp eşinizi dostunuzu buradan. Eşimizi dostumuzu selam ederiz. Soranlara. Yaş ölmeyin ya. Konuşmaz abi. Allah konuşur ya. Konuşmaz abi. Çekineyim bu biraz. Hadi bakalım Allah'a emanet ol. Ellerinizden öptüm. Hadi görüşürüz. Evet bakın o güzel elmaları da göstermiş olduk. Devam ediyoruz efendim. Şimdi Kadir'le biz gezerken sevgili izleyiciler bu pazar yerinde zevk alıyoruz. Neden zevk alıyoruz? Gerçekten bu ürünleri gördükçe hem karnımız doyuyor hem gözümüz doyuyor. Gördüğünüz gibi bakın bunlar beş bıyık veya işte ne diyorlar adını tam olarak. Ne diyorlar abla bunu? Hangisi? Şu. Bu muşmul değil abla. Muş, evet. Evet ben de diyecektim ablam dedi muşmula. Bir de beş bıyık diye biliyorum ben, doğru mu? Efendim? Beş bıyık da derler. Aa, biz hiç onu duymadık. Duymadık. Biz de muşmula. Ya bu taraf muşmula biliyor değil mi abla? Muşmuladır. Muşmuladır. Peki sen alışveriş ediyorsun. Nasıl, ürünler iyi mi? Vallahi ürünler iyi de parası açık bağlı. Parası açık bağlı. İki yerde öyle ya. Yani. Her yer parası. Kolay değil şimdi. Yalnız abim getirmiş sırlarını. Hepsi güzel yalnız. Güzel hepsi de. İyi. Ha. Evet. Bolluk. Da yalnız işte açık bağlı. Açık bağlı. Ne yapalım? Allah hayırlısını versin. Tabii. Peki sen alışverişi yaptın. Hı. Artık gidiyor musun sen? Gideceğim. Gideceksin. Oğlum, benim oğlum da telefoncu, oraya gideceğiz şimdi. Telefoncu. O zaman bir buradan selam söyle bakalım. Hadi selam. Bakalım. Gördüm bak ablam da alışveriş yapıyor. Bakın işte buradaki ürünler, ya dışarıdan gelen bir ürün yok efendim. Ama bizim de Demit'ten beri burada çekim yapıyoruz. Dedik ki Kadir kardeşim ya burada incir yok. Neden incir yok? Herhalde Kadir'im burada incir satılmaz. Çünkü her evde incir var. Değil mi? Doğru. Her evde incir var ama ben incir göstereceğim yine. Bak. 3,5 kilo. Evet. Dağ inciri herhalde. Kurumuş dağ inciri. Abla, abim koymuş. Burada bir de bir... 45 lira. Evet bu arada diyorlar ki işte bak ceviz satıyor. Ceviz ne kadarmış? 35 lira. Gerçekten 35 lira ceviz var mı ya? Kadir ceviz var mı 35 liraya? Bak şurada da 30 lira. İçine de bakın. Yani uygun. Yani bizim benim bildiğim 50, 60, 70. Abi cevizler 30 lira bu fiyatlar doğru mu? Maşallah sen uygun veriyorsun ya. Ha bak 60 liralık da var. Ha tamam o tarafa geldin mi bak. Şurada da Kadir'im 40 liralık var. Yani her bütçeye ceviz var be. Değil mi abi? Güzel tabii. Gel bakalım seninle bir konuşalım. Bu hareketli miyim sen? Bu hareketliyim. Ha, maşallah. Ben çekeceğim ama televizyon çıkalım bir. Ya çıkıyor ya konuşuyor. İsim? Hulusi Can. Hulusi abi sen alışveriş mi ettin? Pazara geldim be. İhtiyaçlar var. İhtiyaçlar var. Peki ne? Nasıl pazar? İyi mi bugün? Şimdi bizim burası zeptizi memleketi olduğu için evet. Zeptizi meyve biraz daha ucuz oluyor burada. Hani
Denizli'ye göre, mesela dışarılara göre, büyük şehirlere göre burada biraz daha ucuz oluyor. Evet. Yani hiç olmazsa bakın dedim yani her bütçe uygun var. Her bütçe uygun bulunursunuz, alabilirsiniz. Çünkü her şeyle bol maşallah. Evet, burası zeptici bölgesi. Zeptici bölgesi. Yani burada pek pahalı yemez. Ya pahalı olur da millet ne tabii herkes ekonomik peşinde hani. Evet. Hangisi işini geliyor oralı. Gerçekten burası incirli. Paren çoktur. Evet. Sen gider en kalitelisi de ararsın. Evet. O başka. O başka. Ama bence şimdi artık böyle pazar yerine alım güçleri eskisi gibi değil abi. Zorlandı yani. Abi değil. İmkan var. Biliyorsun dışarının durumunu, hayat şartları. Gole değil. Herkes Allah kolaylık versin. Peki güzel bir pazar yeriniz var. Tam şehrin göbeğinde. Evet. Ama biraz daha güzel olsa olur değil mi böyle? Abi burası zamanında böyle yapılmış. Böyle gidiyor. Ha, böyle gidiyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı inşallah. Olsun. Bak şuraya karşı uzattılar. Aha. Şurada bir okul vardı. Okulu bozdular. Evet orada yapılacak herhalde. Şu bankmatiğin arkası oraya biraz daha genişletme. Yani. İmkanı olacak ama bu sonra. İnşallah diyoruz. Peki abi buradan ben sen tanıyanına bir selam söyle. Selam olsun. Heh. Çok sağ ol. Sen hiç sağ hayatta ol. Böyle şey denk gelmezdi. Çok merak ediyorduk. Evet. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Allah emanet ol. Allah emanet. Evet efendim. Gezimiz devam ediyor. Vallahi biz böyle o güzel, bu güzel derken abim de işte dedi hep saydı. Burada her şey var dedi. Bol dedi. Cevizinden, üzümünden. Efendim merhaba. Konuşacak mıyız? Ben böyle giriverdim ama hemen korktum biraz. Niye korktun? Ya niye korktum? Bak gel. Merhaba. Merhaba. Sen tanıyayım mı? Ben ne yapacaksın tanıyıp da? Tamam tanımayayım. Buralısın değil mi? Pazarcık yerine. Buralı evet. Peki nasıl işlerim? İyi güzel. İyi güzel. Sen yoğurt ve? Tereyağı. Tereyağı satıyorsun. Süt. Burada hayvancılık da var galiba. Köylerinde. Köylerinde. Evet. Maşallah burada. Her şey var ya. Şimdi biz gezdik işte üzümünden, kestanesinden, incirinden. Evet, evet var. Zaten diyarı bura. İncirin, gerçekten. Kestanenin diyarı bura. Maşallah. Maşallah. Gerçekten o kadar şey bol bir yer yani. Evet. Peki hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol, kolay teşekkür ederim. Diliyoruz. Sağ ol. Abla sen ne satıyorsun? Ben. He. Burası benim. Burası senin. Benim. Sen de abici yeşillik, biraz heyecanlanıyor. Yeşillik satıyorum. Evet. Kendim yetiştiriyorum, kendim satıyorum. Evet. Sen nereden geldin? Hangi köyden? Ben de buralıyım. Buralısın. Buharkentliyim. Maşallah. Nasıl, memnun musun? Memnunum. Memnunsun. Memnunum. Allah hayırlı işler versin. Amin. Allah kolaylıklar versin. Kestane de güzel maşallah. Bu da buranın bir kestanesi. Bak Taşoluk kestanesiymiş. Hayırlı işler, kolay gelsin. Herkese selam söyleyin. Evet, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Size nasıl? Siz böyle peşin satar iyiyiz. Evet, alışveriş yaptık. Alışveriş. Evet. Nasıl pazarımız? Çok güzel. Pahalı ama. Evet. Pahalı mı? Pahalı tabii. Ama biz ucuz gibi geldi ya. Yok, yok hayır, evet. Pahalı. Öyle mi? Pahalı. Pahalı evet. Ya her şey pahalı, evet. Evet. Gerçekten öyle. Aynen. Allah kolaylık versin. Evet, amin amin cümlemize. Kolay sağ olun. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Evet efendim, bak diyor ki ablam pahalı. Neden pahalı diyor? Çünkü gerçekten pahalı. Öyle ucuz bir şey kalmadı artık. Çünkü bak ablam getirmiş, bunu toplaması, ilaçlaması, getirmesi zor iş. Değil mi abla? Sen peşin satar gibisin maşallah. Bitti herhalde senin tezgah. Aynen. İyi. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür. Bizler de aynen. İyi. Domatesler. Aynen. Çilek var sende. Aynen, çilek var. Onlar ekşi. Ekşi. Koruk ekşisi mi? Koruk ekşisi. Koruk ekşisi. Kestane de senin. Kestane benim. Bu çilekler tarla mı? Tarla. 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 Maşallah. Bu yıl ya. Hava soğuk olmadı ya. Hava soğuk olmadığı hala için. Veriyor aynı veriyor daha. Peki ne kadar veriyorsun abla? 20 lira. 20 lira. Evet bu kase 20 lira. Daha tarlasında efendim böyle ne diyorlar ona? Şey değil değil mi? Sera değil yani. Evet. Domatesler meşhur. Meşhur tarla. Tarla. Peki abla böyle buradan senin köylülerin yani eşin dostun selam söyle sen tanıyorsun. Herkese. Herkese selam. Peki hayırlı işler diliyoruz. Gel bakalım Kadir'im, bak burada da ablamlar gelmiş maşallah maşallah maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl işlerimiz? İşte işlerimiz bu kadar ya. Bu kadar. Ya bu kadar olsun, tane olsun maşallah. Her şey. Domates, var. Ceviz, yoğurt, kabak. Anladın. Ne kadar domates? 15. 15. He. Bu? 10 lira. 10 lira. Evet. Erdiği için mi? Ha, erdiği için. Maşallah ya. Cevizimiz? Ceviz 50. Ceviz 50. Evet bak burada her uyguna bir şey var yani. Tabii. Ceviz almak istiyorsan fiyatı uygun. Hani 30 liralık ceviz var, 50 liralık ceviz var değil mi? Tabii.
Sen Buhar kentin merkezinden mi geldin? Taşoluk. Evet. Ben bu taraf çok geliyor maşallah. Taşoluk tarafı biz. Orası bayağı. Kuyucak Taşoluk. Evet, Kuyucak Taşoluk. Evet. Peki abla böyle Kuyucak'ta sen tanıyor musun? Selam söyle bakalım. Televizyonda gördükler. Pamukka TV galiba değil mi? Evet, Pamukka TV. Selam söyleriz bakalım oradan. Herkes selam. Herkes selam söyler. Gördüğünüz gibi ablam böyle tergisini de açmış. Oo, bakın, bakın efendim. Bunlar da el emeği, göz nuru. Ablam ekmeği de aldı teyze. Şöyle mi? Ya bak. Bak. Tamam. İki tane. İki tane aldı. Yani bir tane paket aldı. Evet, onları da öğrenelim. Kestaneleri de öğrenelim. Karnabaharından, marulundan, biberinden. Yok yok maşallah. Evet efendim, börüleceğimiz de var. Abla merhaba. Nereden geldin? Gündoğan. He? Gündoğan. Gündoğan. Nereye bağlı Gündoğan? Buhar kenti bağlı. Buhar kenti bağlı. Bunlar o zaman hep oradan mı? He, oradan. Oranın en çok meşhur nesi var? Her şey meşhur ya. Her şey meşhur. Her şeyimiz meşhur. Abi, biz bir hep bekliyoruz. İşte incir meşhur, zeytini meşhur ama bakın. Kestanemiz var. Kestanesi meşhur. Maşallah şunları bakın, mama kestleri. Merhabalar. Merhaba. Nasıl efendim? Buyurun tezgah. Hazır. Ya tezgahımız hazır da bazen şeyler çok pahalı. Ama işte her yerde öyle abi ya. Yapacak bir şey yok. Biz yine uygun. Her burada her bütçen göre. Mesela 100 lira yine alabiliyorsun. Mesela burada bir ceviz baktık. Biz 30 lira, 35 lira, 40 lira, 50 lira. Evet. 60 lira da ceviz var. Evet. Bütçen göre hareket ediyoruz. İyi de 50 lira ceviz şey o dediğin 30 lira cevizin içi iyi mi? Çıkmıyor. İçi olmuyor. Ben niye yemiyorum diyorsun 50 liralık ceviz? Ben 60 lira almaya çalışıyorum. Evet. O zaman da pahalı geliyor. Gerçekten ya. Allah kolaylık versin herkese. Yetiştiren için de zor. Zor gerçekten. Ya. Üreticinin için de tüketicinin de zor. Aynen. İncir satıyor. Pahalı diyor. Bu da incir. O da ufağının ortasını çalıyor. En süzmesi yiyecek, en parası yok. Hem en iyisini yiyecek, öyle yok diyor. Parası olan yiyecek, iyisin diyor. Garibansın. Olmuyor. Ya biz niye yemiyoruz canım, Allah Allah. Biz yemek istiyoruz iyisin. Ne evet, abi yani? Tabii. Allah Allah. Ama paramızı göre. Biz az mı kazanıyoruz acaba? Az kazanıyoruz. Ben 4 milyon lira maaş alıyorum. Heh. Ek iş yapmasam aç kalırım. Ya vallahi çok zor zamanlarda ya. Tabii. Allah kolaylık. Ek iş yapmasam aç kalırım. Allah ha, yardımcımız ben olsun. Ben köylüyüm ama evet, köylü olmamı da köylü o yaşantımı biliyorum yani. Evet ya. Peki abi sizi tanıyanlar bir el sallayın bakalım buradan. Hadi. Hadi bakalım. Çıkacağız mısın televizyonda? Tabii bizi görecekler sizi televizyonda bakalım. Hadi görüşürüz. Ablacığım peki son olarak söylemek istediğim şey var mı abla böyle? Ne söyleyeyim? Herkese selam söyle sen de. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Bakın bugün ablam güzel ürünler var. Herkese hayırlı cumalar. Herkesi gönlüne göre versin. Evet, ablamla da konuşalım. Efendim, merhaba. Merhaba. Nasıl işler? Nasıl olsun oğlum işler, bildiğin gibi. Yetiştirip satıyor. Yetiştirip satıyor. Sizler olmazsanız biz bunları nasıl yiyeceğiz ya? Tabii ya. Bak Allah razı olsun. Allah. Getiriyorsunuz buraya kadar, satıyorsunuz. İnsanları her uygun fiyat. İnsanlar size duacı bence. Sağ olun yavrum. Sizler olmasa sizler de. Allah razı olsun. Sizler de. Ne kadar kestane? Kestane 50. 50. O kadar ödüm ama dedim. 30. Ablam benim ya. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ceviz ne kadar? Ceviz de 50. Ceviz de 50. Börülcü de 50. Hepsi kendimiz. Kendimizin. Kendin mi yedik? Kendim yapıyorum. Maşallah ya. Helal. Kendim yapıyorum kendim. Peki bunun bir ayrı bir özelliği var mı? Buranın işte şu özelliği var dediğim gibi. Tabii odun ne oluyor bu? Taşlı oluyor. Evet. Kendin yapıyorsun, kendin üretiyorsun. Peki ikisini satıyorsun. Ne kadar? İkisi 4'ü 50 lira, iki tanesi 25 lira. Yani 12,5 lira. Evet, 12,5 liraya geldi. Gayet uygun. Peki Allah hayırlı işler versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, selamlar. Hadi sağ olasın bakalım. Şimdi işte Buhar kendi geldiği zaman Gündoğan. Gündoğan'da sebze meyve bolmuş. Artık Kuyucak'taki bir ne söylemişlerdi Kadir tam olarak bilmiyorum ama orada da domatesi, biberi çok meşhur. Bakın buradaki Gündoğan verimli topraklara sahip. Yayla bir köy tahminim. Domatesiyle, elmasıyla bakın burada ablam getirmiş. Efendim merhaba. Merhaba. Önce bir sizin köy tanıyalım. Köyü anlatın. Sizi tanıyalım. Köyümüz güzel. Yayla köyü mü bu? Evet aynen.
diyorlar işte cevizi, kestanesi meşhur. Ay, meşhur. Peki sen her pazara mı gidiyorsunuz yoksa? Yok, sadece Buharkent. Buharkent. Evet. Yani mahalleden getirip burada satıyorum diyorsun. Aynen öyle. Peki nasıl işlerimiz? İşlerimiz iyi ama maliyet pahalı, pahalı. Biliyorsunuz. Evet. Enflasyonu ezdirmiyoruz kendimize yani, ama durmaya çalışıyoruz. İnşallah duracağız. Aynen. Ama pahalı. Her şey pahalı. Yetiştirmesi çok zor. İlk başta suyumuz yok. Evet. Su sorunu. Biliyorsunuz Kasım ayı yarığı geldi ama hala yağmurlarımız yağmıyor. Su olsa... Yani gerçekten yağmur çok önemli. Evet. Bakın hala tarlalar meyve sebze veriyor. Rabbim eksik etmiyor ama yağmur yağmasa işimiz zor gibi. Evet, bizim ben kendim aslen Sultanhisarlıyım ama Ordu'da bu sene aynı sıkıntı var. Evet. Herkes yağmurun yağmamasıyla, zeytinlerimiz ısındı, her şey yağmuru bekliyor. Ekeceğiz, biçeceğiz ama yağmur olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Verimli toplam topraklara sahibiz ama Cenab-ı Allah'tan yağmur diliyoruz. İnşallah herkesin... Yaparsan verimli toprak olur, yapmazsan olmaz. Ediyorsun. Yani tarlayı toprağa dikersen alırsın. Dikmezsen hiçbir şey alamazsın. Alamazsın. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Gerçekten öyle. Bakmak lazım yani toprağa. Öyle yok efendim öyle. Hadi oldu yok. Yok, hayır. Ekeceksin, biçeceksin. Daha güzel bakacaksın. O seni verir yani. Evet, bakın o zaman bu güzelliği görebiliyorsunuz. Peki ablam sen cevizleri maşallah iç yapmışsın. Bunlar çentir cevizi mi? O meşhur yağlı ceviz. Hayır, çentir. Denizli'den aldık biz bunun fidanını. Yukarı 1050 rakamı diktik, ayıkladık, böyle satıyoruz. Peki, kaplı kapsız ne kadar? Kaplı 70 lira ama şimdi evde 3 tane çocuk var. Evde aylak durmasın, herkes yediği ekmeğin tuzunu korusun diye akşamları ceviz ayıklıyorlar. Öyle bir durum da var. Peki bu domatesler bak tarladan gelmiş, artık son hali değil mi? Evet, son. Yok, ondan sonra bitti bizim. Peki ne kadar domates? Ben 10 lira diyorum, buraya da 10 lira diyorum, öyle. Öyle yani. Kestane yani 50, öyle gidiyor. Yani ortalama kestane 50 ama şu taraflar 10. Buyurun cevizlerimizden yiyin, tadına bir bakın. Bir tane alalım. Yok, abimi de ver. Kadir'imi de alalım, buyur Kadir'im. Kadir'im de yedi. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de böyle burada çocuklarımıza, herkese selam söyle. Vallahi herkes çok selam söylüyorum, peki, ne diyorum? Sağ olun, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bu çalışmalar. Sağ olun. Efendim Buharkent denize yakın bir yani şöyle bakarsak herhalde 40 kilometre var mıdır Kadir? O civarlardadır yani. Belki o kadar da yoktur. Bakın burada eğer yolumuz düşerse muhakkak bu cuma günü falan buraya çıkın derim. O güzel ürünlerden yararlanabilirsiniz. Bak ablam almış gelmiş. Acaba nereden getirdi bunları? Efendim merhaba. Merhaba. Nereden geldin? Ben Genceli köyünden. Gencelli, Buharkent'e bağlı. Evet, Buharkent, Kuyucu'ya bağlı. Kuyucu'ya bağlı, maşallah. Evet. Kuyucu'nun bayağı şeyi çok değil mi? Köyleri çok herhalde. Evet, çok yani. Mahalleler çok. Evet. Onlar buradan mı? Evet, buranın yeri. Yani, kendi malımız yani. Kendi malımız yani, evet. Maşallah. Peki nasıl işler? İyi kötü idare ediyoruz yani. Yani idare ediyoruz diyorsun yani. Evet. Yani kazanıyor mu? Önemli olan o. Damla damla göl olur. Damlaya damlaya. Bereketini arttırsın diyoruz. Evet. Peki sen Pransa getirmişsin. Seninki biraz yeşillikli ağırlıklı. Limonun da var. Evet. O sizin köyde en çok ne var mesela? De bizim orada ıspanak yetişir, limon, Pransa, soğan, maydanoz, zeytin, incir. Maşallah ya. Her şey var yani. Yani şu diyemiyoruz yani. Evet. Her şey var efendim. Her şey var. Maşallah. Limon ne kadar? Limon 15 lira. 15 lira. Yani ortalama zaten fiyatları bu değil mi? Evet. Allah hayırlı işler versin. 10 lirada alıyoruz, 5 lira iş yapıyoruz işte. Bak bu ıspanağı bile bakın, bu taze taze ablam evet getirmiş. Peki abla Allah hayırlı işler versin. Sağ ol, teşekkür hadi ederim. Kolay gelsin. Bu da mı senin? Bu benim, bu arkadaşım. Ha, arkadaşın. Evet. Ev yapımı bunlar. Ev yapımı maşallah. Evet, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı işler, sağ olasın. Sağ olasın. Evet, gördüğünüz gibi ablamlar, abiler alışveriş yapıyor. Evet, bakın taze taze. Artık şimdi diyorlar ki kereviz, enginar, turp. Yiyeceksin ki sağlıklı olacaksın. Bilhassa enginar değil mi abla? Tamam. Nereden geldin? Ben Buharkentliyim. Buharkentlisin. Mermalından. Yani incirin başkentindensin. Başkent. Hani incir? Ha, incir. Aa, bak orada ama incir varmış la Kadir. Evet.
Sanki böyle çocuğumuzu bulmuş gibi olduk yani incir görünce. Çünkü gerçekten insan, bu Arkent dedin, benim direkt aklım incir geliyor ya. Neden bilmiyorum ama yani o lezzeti gerçekten süper, değil mi abla? Tamam be. Tabii. Nasıl işlerin? Buyur. İşleriniz nasıl? İyi. Satışlar güzel. Var mı? Var. Var. Ama burada şimdi maşallah bakıyorum şöyle pazar yerinde herkes üretici. Yani böyle alıp satan yok gibi, değil mi? Bizim de kendimizin. Maşallah. Kendimiz. Verimli topraklardasın. Tabii. Yani. Değil mi? Kendimizin. Maşallah. Allah hayırlı işler versin tabii sana da. Bu kuru patlıcanın şey ne kadar? Bu 50. 50 lira. Bu hepsi mi? Bir dizisi. Bir dizisi. Bir dizisinde ne kadar var? 50 tane var. 50 tane. 50 tane var. Yani tanesi 1 lira geliyor. 50 tane var. 50 lira geliyor. Tanesi 1 lira geliyor. Normal midir? Normaldir. Peki abla, Allah hayırlı işler versin sana. Ne kadar bu incirimiz? Burası 100 lira, burası 120 lira bu. Şurası mı 100 lira? 100 lira. Ha, burası 120 lira. Bunlar dağ inciri değil mi? Bu özel Bahar Kent'in inciri. Biraz ufak, biraz büyüğü var. Evet. Giderken unutma Kadir'im, teyzemden inciri de alalım. Çünkü incir bulmak zor. Hayırlı işler diliyoruz. Allah kolaylık versin size de. Efendim devam ediyoruz. Hayırlı cumalar. Nasılsın bakalım? Şükür iyiyim. Allah şükür. İyiyim. Alışverişler iyi mi? İyi diyelim, iyi olsun. İyi diyelim, iyi olsun. Ya. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür bizler de. Şükür bizler de. Kolaylık versin. Amin. Hadi bakalım. Amin. Herkes bir el sallıyor bir hele. Sen tanıyanlar bir el sall. Evet. Oldu adam. Şimdi bak zeytinini sağ olasın. İncirini gösterdik. Yeşilliğini gösterdik. Bir de zeytinini de gösterelim. İşte bakın. Vay. Şimdi diyorlardı ki incirin, şey aman zeytinin, burada zeytinyağı, siz zeytini de önemli değil mi abla? Evet. Peki abla şimdi... Ege şu... dedin mi incir, zeytin, Ege dedin mi? Meşhur. Hele bizim burası. Evet. Tabii incirin şeyse. Başkentilerden evet, biri. Aynen. Sen abla bu zeytini kendi imalatın değil mi? Kendi üretimimiz. Üretimimiz, bahçenin. Bu sene, gibi. Evet bu sene kuraklık dolayı biraz... Az mı? Şey, az değil de... Hani verim de düşük. Şeysi yok. Tam randımanlı değil. Buruşuk duruyor. Buruşuk duruyor. Her canlı durmuyor. Canlı durmuyor anne. Peki ne kadar bunlar? Çok zorlandık bu sene inşallah. Kilosu ne kadar? Abi 20 diyorum. 18'i veriyorum. 12 diyorum o yeşile. Öyle yani. Öyle yani. Allah hayırlı işler versin size. Amin. Kolaylıklar diliyorum. Peki amin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Evet efendim. Gördüğünüz gibi artık ablam diyor ki zeytin de kolay değil yani onu silmesi şey mi? Gel gel bak burada elmanın paşası var. Elmanın paşası var. Ya yanma yaylımalı bu yayla. Nereden geldi bu? Gündoğan. Gündoğan. Çam suyundan oluyor bu, çam suyundan. Bak bu hakiki bir şey bu, uzman. Evet. Uzman çavuşumuz burada. Uzman çavuş burada. Ha. Hadi bakalım hayırlı işler bakalım. Allah bol kadar sağ olsun bakalım. Sağ ol bakalım. Abi merhaba. Merhaba. Maşallah. Çepçekler. Evet yetiştirdim. Yaylıda. Kaç mı? Abi bunlar 15 lira, 5 lira, domates 10 lira, 5 lira, elma 5 lira. Sağ ol, sağ ol. Kendi ürünlerim. Maşallah. Gündoğan'dan mı? Ya Gündoğan'dan ya, yaylıdan. Abi buyurun hocam, kameram ya, buyurun. Evet. Ya sen ne veriyorsun adam? Aa, ben ya. Buyurun. Olur mu öyle şey? Aa, buyurun, buyurun. Evet. Abi afiyet olsun bakalım. Veriyor ama senin adını mı veriyor? Evet benim adım veriyor. Evet, evet, evet. Helal et. Helal olsun. Aa, hayır, Allah hayır. Razı olsun. Yemek serbest. Afiyet olsun bakalım. Hadi görüşürüz. Teşekkür hadi, ediyoruz. Ooo maşallah tezgah kurulmuş burada. İyisin değil mi? İyiyim. Aha buna iyiyim oğlum. Ne yapacaksın? Allah sağ olsun. Bundan gezebiliyorum. İtek gibi gezmiyorum. Nasıl pazar? İyi mi? İyi ya. İyi değil mi maşallah? İyi. Bak biberler de alıyorum. Kurutacaksın mı? Turşu mu yapacaksın? Benim şöyle demirim var. He. Delikli. Oo. Onun üstünde közleyiyorum ben bunu. Sabahları yiyorum. Allah ne güzel. Afiyet olsun bakalım. Gel sen de közley veren yiyelim. Allah razı olsun. Böyle bir el salla bakalım böyle sen çocukların falan bir el, gel seni görünce aa desinler şöyle. Hep evlatlarımı, beni sevenlerin hepsini selam. Hadi bakalım Allah razı olsun senden de. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Tezgahı açmışsın, biber maşallah gidiyor. Ne kadar biber? Yerli malı 10 lira. 10 lira. 10 lira. Ne alırsan 10 lira. Ne alırsan diye canım, malına göre. Ona göre, doğru. Malına göre. Malına göre. Malına göre. Yanlışlık yapmayalım. Ya. Nereden geldin sen? Meyrem kahvesinden.
Meram kahvesinden şuradan, ortakçıdan. Yakın buraya. Yakın ha. Buranın. Buranın, buranın. Maşallah, ürünler de güzel. Allah hayırlı işler versin abla. Amin, amin. Size de kolay gelsin. Sağ ol bakalım. Evet, elmayı da aldık Kadir'im maşallah. Sen aldın değil mi? Bakın şu elmanın güzelliğine bakın. Burada yetişen bir elma. Vallahi. Merhaba. Merhaba abi, merhaba. Abi doldurmuşsun biberler, acı, domates. Acı, öyle öyle. Öyle değil. Şey mi yapacaksın, sos mu yapacaksın? Yok, yemedik ya. Yemedik ya maşallah. Nasıl pazar? Uyuyor mu? Vallahi paran olursa çok iyi. Vallahi. Paran olmasa kötü. Kötü. Allah çok herkesin yardımcısı. Amin, amin. Cümlemizin. Allah kolaylık versin. Amin. Peki abici, ben seni burada görenlere bir selam söyle bakalım, seni tanıyanlara. Hadi. Bütün herkese selam. Allah razı olsun. Hadi kat görüşmeyi. Kendinize iyi bakın. Sağ ol bakalım. Hadi kendinize iyi bakalım. Evet, gezimiz devam ediyor efendim. Şimdi bazı pazar yerlerinde böyle hareketler çoğuldu. İşte güzel maniler söylerler müşteri çekmek için. Diyor ki abim. Evet, varsa zengin biri gelip beni annemden isteyebilir. Yaşım 21. Hala bekarım. Lütfen bekliyorum tüm adaylarımı. Abi yayınlanmayacak değil mi? Nasıl yayınlanacak? Herkes sever. Abi, evet, eğer ihtiyacı olan varsa arkadaşı görsün değil mi abi? Evet abi, buradayız. Buarkent pazarında köşedeyim, kuyumcunun karşısı. Peki nasıl işlerimiz? Elit manavdır. Efendim abi? Allah şükür abi, Akmasa da damlıyor. Çok şükür diyoruz. Abi, domates 12 abi. Ayarlarız sana ya sana. Hadi bakalım, hayırlı işler diliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın, Buarkent'te abilerimle beraber böyle ayaküstü bir sohbet ettik. Onlarla bir röportaj yaptık. Muhabbeti kaynattık. Değil mi abi? Sen evet. Nasıl yaptırıyormuşsun? Evet, evet. Pamukkale TV'yi çok seviyoruz. Yayınları da, biraz sizin yayınları çok seviyorum ben. İzliyorum. Mücra Gözler güzel yerlerden görüntüler veriyorsunuz. Hani içimiz açılıyor ya izlediğimiz zaman. Teşekkür ederiz. Yayınlarınızın devamını bekliyoruz yani. Çok bu, teşekkür ederim. Sen buralısın değil mi abi? Buarkentliyim. Yerlisi Buarkentliyim. Maşallah pazarınız da güzel. Çok güzel. Burası yerli mallar. Kendimizin ürettiği mallar çoğunlukla. Evet. Bu etrafın ürettiği mallar. Kendi malımız yani genellikle. Güzel. Yani her şey var maşallah. Evet. Uygun fiyatlar. Evet. Fiyatlar da uygun. Yani taze, günlük. Evet. Perşembe'de hazırlanır, cuma günü satılır yani. Ne güzel yani. Yeah. Peki abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sanyalara bir selam söyle. Bütün sevenlerime, arkadaşlarıma, Avrupa'daki kardeşlerime de selam söylüyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Başarılar abi. Diliyorum. Pamukkale TV'nin yayın hayatında da sizler de başarılar diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet Kadir'im, vallahi elmamızı yedik. Mandalinimizi yedik. Ne yaptık? Elma 10 lira, mandalin 5 lira. Bak bakalım şöyle bir selam söyleyin. Evet. İyi günler, hayırlı cumalar. Sağ olun, hayırlı cumalar sizlere de. Valla ama incir fazla göremedik ya. İncir yiyemedik. Yani neden yiyemedik onu da söyleyeyim size. Çünkü burada her evde incir var efendim. İncir kim alacak burada? Biz gibi böyle gelmiş işte, yolu düşmüş. Yani incir alabilirse alacak değil mi abla? Tabii. Sizi tanıyayım. Ben Emine Çetin. Buarkentliyim. Buarkentliyim. Peki nasıl iş? Pazarı nasıl buldunuz? Çok güzel pazarımız. Maşallah. Herkesin alabilme gücü var yani. Evet. Aldığımız da para, sattığımız da para. Evet. Allah herkese bol kazanç versin. Herkesin bereketini versin. İnan ki Emine abla öyle bir şanslı bir yerde yaşıyoruz ki. Yani 12 ay ürünü veren bereketli topraklar. Ya bizim öyle. Evet. Bizim memleketimiz Ege bölgesi. Evet. Bolluk. 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 Çok bolluk. İş gücü de çok yüksek. Evet. Alma gücümüz de var Allah'a şükür. Evet. Allah devletimiz zeva vermesin. Amin inşallah. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz ablam. Evet. Hayırlı günler. Evet dedim ki abime nerede incir? O da dedi ki incirin kralı evde. Evde amcam evde. Getirmiyorsun abi sen incir. Getiriyoruz kalmıyor. Satılıyor. Satılıyor. Aa bitti mi? Burada bitti evde var. Geç mi kaldık o zaman ya? Ben dedim Buarkent'e gelmişim incir alacağım diye. Buarkent şimdi inciri elinde adam toptan verdiler inciri öyle lüks incire çoğu sattı. Ha. Var biz de sizin arkadaşlar isteyenler öyle hediyeler veriyoruz ama incir yiyeceksin. Bu Kabağacın Buarkent'in değil. Saraköy'ün mahallesi de olur. Kabağaç mahallesi Tekke'nin. Hayır karşı yakada. Evet 20 plakanın olduğu yerden oranın incir başkadır. Bilmiyorduk. Bizim incirlerimiz de güzelmiş. Ben kendim de kabaşlıyım. Evet. Bu yaka sulandığında incire randıman o kadar olmuyor. Ama abi biz inciri göremedik. Artık bu Buarkent pazarına gelmişik. İncir yemeden gidersek
Yani şu da Deniz dedi bak şu arkadaş. O benim oğlan araştırmacı polis. O burada mı görev yapıyor? O Şırnak'ta Denizli merkezde Kınıklı'da yapıyordu. Oraya biber 15 abi. Acı biber yiyorsan ama. Ondan oradan indi izini geldi. Bugün yarın gidecek şimdi. Buraya geldi. Ama sizin aradığınız incir buladı bulamazsınız. Yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle artık olanları mandalinden, elmandan idare edeceğiz. Ha, ama hafta nasip olsun çekim yaparsanız yine yatırıverim yani. Hayırlısı. Ada cümlemize... Ya işte sevgili izleyiciler bakın o kadar bereketli toplardı. Hala karpuz var. Yani bunlar artık son döküm. Tabii ne kadardır bilmiyoruz ama artık isteyen de sağlayabilir. Pancarımız var. Yani vallahi enginar, kereviz. Enginar yok ama kereviz var. Var da var. İncir yok tabii. Şu anda yok. Ablam dedi ki Efe ben seni izleyip duruyorum, hep bakıp duruyorum. İzliyorum. Allah razı olsun. Çok seviyorum ben sizin programlarınıza. Allah bayılıyorum. Sağ ol. Her hafta akşam baktım vallaha. Maşallah. Seni tanıyayım bir ablam. Ben Kamile Kazık. Ben evet. Kaç sene kahvecilik yaptık burada. Ben yardım burada. Ettim oğluma. Evet. Heykelin arkasında kahve vardı. Maşallah. Reportaj yapardık ya şeyden. Alışkınım ben. Yani. Alışkınım evet. Peki nasıl buluyorsun pazarınızı? Pazarımız çok güzel. Evet. Her şey bol. Bol maşallah. Bizim Ege'miz ya, zaten her şeysinden bol. Meşhur yani meşhur zeytini, yani. İncirinden, meyvasından. O kadar güzel. Pazar, cuma gelecek de ya pazar. Böyle iple çekiyorum ben. Allah, ne güzel. Çok seviyorum. Ama sevdiğim insanları hep burada görüyorum. Evet. Evler eskisi kadar gidemiyoruz artık. Yani bir hafta stresini atıyorum. Stresimi atıyorum vallahi çok iyi. Peki çoluk çocuk nerede? Çoluk çocuk şimdi yanımdaydı. Ha, bir tane yani. Buradılar. Evi gittiler onlar galiba. Bir oğlum var zaten birisi. Evet. Askerde vefat etti. Evet. Şırnak'ta askerlik yaparken. Başka. Bir oğlum var. Bir gelin. Evet. Bir torun. Ne yapacaksın? Bir torun. Birini beraberdik de. Evet. Onlar gittiler. Peki Osman abi selam söyle bakalım onlara abla. Gelinime, oğluma, kardeşlerime Antalya'da yeğenlerim var. Bursa'da yeğenim var. Hepsine çok selam gönderiyorum buradan. Allah razı olsun. Çok seviyorum sizlere hepinize. Buhar kenti çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Evet, çok teşekkürler Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah sizlere uzun ömür versin. Amin, amin. Sağlık versin. Amin. Sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sağ ol. İyi ki varsınız. Sağ ol abla. Yare haber salayım, dam üstünde durayım, yare haber salayım. Anan izin vermezse seni alıp kaçayım. Anan izin vermezse seni alıp kaçayım. Dam başında tarla var, sözlerinde mana var. Çatma kalem kaşını, senden başka yar mı var? Dam başında tarla var, sözlerinde mana var. Çatma kalem kaşını, senden başka yar mı var? Evet efendim, bu güzel ilçeden size artık son kapanışı yapıyoruz. Bu güzel Buharkent ilçesini muhakkak gelin. Biz pazarını, insanlarını, meyvesini, sebzesini gerçekten sevdik. Buharkent güzel bir yer. Sıcak insanlarla dolu. İnciri belki gösteremedik, yiyemedik ama inşallah yine de yeriz deriz. Eğer yolunuz düşerse muhakkak bu Buharkent'in pazarını gelin derim. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın efendim. Mert Tarım Makine. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mert Tarım Makine, Efe Geziyor'u sundu.